metre sonra sola dönün. Sola dönün. Ardından hafif sola yönelin. Azerbaycan'ın Masallı şehrinden hepinize selamlar olsun arkadaşlar. Ben Uğur Ulusoy. Çok güzel bir şehri gezeceğiz sizlerle birlikte. Bir önceki videoyu izleyenleriniz varsa aranızda Masallı'da olduğumu biliyorlardır. Akşam burada kalmıştım. Bütün gün gezdik arkadaşlar. İstisu'ya falan gittik. Orada yardımlı da şelalelere gittik. Mükemmel yerler çektim sizlere göstermek için. Biraz böyle şehir içinde turladıktan sonra, gezdikten sonra o görüntülerle sizleri baş başa bırakacağım. Solda ticaret merkezi görüyorsunuz. Aynı Sederek Ticaret Merkezi'nin küçük versiyonu gibi düşünebilirsiniz. İçeride birçok çeşitli mallar satılmakta. Meyve sebzeler de aynı şekilde burada satılıyor. Şehrin sokaklarında gezerken böyle genel malumatlar da vereyim size. 8 Ağustos 1930 yılında kurulmuş Masallı şehri. 2019 sayımına göre 225.800 kişi nefer bu şehirde yaşamakta. Genel olarak böyle çok katlı binalar görmüyorsunuz birçok rayonda olduğu gibi. Masallı'nın en büyük ticari kaynağı veyahut da ticareti mobilya üretiminden geçiyormuş. Solda telekom binası var. Karşıda kadim bir yapı var. Eski bir yapı. Manasını bilmiyorum. Ama değişik ve güzel görünüyor. Dün akşam kaldığım oteli de size göstereyim. Masallı Otel. Böyle yeşilliklerin içinde. Biraz eski bir görüntüsü var ama hiç problem değil. İçeriye girdiğiniz zaman tertemiz olduğunu görüyorsunuz. Fiyatları da oldukça münasipti. Yani 30 manattan 70-80 manata kadar odaları var. Çok da güzel ağırladılar beni orada. Böyle etrafı göstermeye devam edeyim sizlere. Evet dostlar, şu anda İstisu'ya doğru yolculuk ediyoruz. Yanımda Doktor Hagani ve Doktor Elvin Beyler beni ziyaret ettiler. Daha doğrusu burada konak ettiler, sağ olsunlar. Hagani abi, abi diyorum çünkü artık dostlaştık. Uzun zamandan beri de görüşüyoruz aslında. Yüz yüze bugün görüşme fırsatımız oldu. Yaklaşık bir 4-5 aydır beni takip eden izleyicilerimden bir tanesi. Çok da değerli bir insan. Sağ olsun bugün beni İstisu'ya doğru götürüyor. Orada gezeceğiz, dolaşacağız ama yol üstünde de bazı değerli malumatlar veriyor kendisi. Bu dağlarla alakalı biraz evvel bir şey anlattın. Çok da meraklıydı. Ne özelliği vardı abi bu dağların? Bu bölge son buz dövrünü geçirmemiş. Bizim bölge, Cənub bölgesi. O yüzden burada demir ağacı, ağacın ismi böyle. Suda batır. Özelliği suda batır. Bütün ağaçlar normalde aslında suyun üstünde kalması gerekirken evet, bunun özelliği... Bunu göstereceğim orada. Bir burada var, bir de Amerika'da, hansı ştatta olmalı. Onu da bilmiyorum ama... Dünyada sadece Azerbaycan ve Amerika'da bu bölgede, olan bu bölgede. Bunun tek Azerbaycan'da değil de bu dağların o tarafı İran'dı. Anladım. Aşağıda bir göl var. Çay mı burası? Çay. Evet. Vileş çayı. Var aşağı. Ne çayı abi? Vileş çayı. Vileş çayı. Vileş çayı. Kaplıcalar varmış burada. Kaplıcaların etrafında da tabii ki oteller mevcut. Hamam da diyebiliriz değil mi abi? Yani ben bir kere bundan yıllar önce gelmiştim buraya. Özel böyle bungalovlar var. Kotej deniyor Azerbaycan'da. Onlarda kalmıştım ama yani ne kadar kaldım? Gece saat 10'da geldim. Sabah saat 8'de çıktım, doğru işe gittim. O yüzden bugün etraflı böyle gezmemiz çok güzel olacak. Şu anda İstisu'ya geldik. Şöyle etrafı size göstereyim hemen. İstisu vannanaları, İstisu kaplıcaları da diyebiliriz. Nisan ayındayız. Yaz aylarında adım atacak yer olmuyor arkadaşlar. Çok kalabalık oluyor. O yüzden benim gezimde de bu bahar aylarında çıkmamın en büyük sebebi de buydu. Kalabalık yok, güneş yakmıyor insanı. Bakın şöyle bir tane ince bir gömlekte rahat bir şekilde geziyoruz.
Abi burası nasıl bir yer? Bir anlat sana zahmet. Yani muhalice bir, yani tedavi olması yerler. Mineral sular çıkıyor buradan. Türkçe'de kaplıca diyorlar. Bizde isti su. Bana biz burada var. Lenkeran'da var. Bir Azerbaycan'da, bir de Kelbecer'de var. Rayonlara geldiğiniz zaman böyle odun ateşinde semaver çayı içmezseniz abi adamı döverler değil mi burada bu çayı içmek? Dövmezler. Ben onu şaka niyetine söylüyorum ama bu çay mükemmel oluyor arkadaşlar. Yazın kendi bir çay içer. Benim muhalice bir suyum. O koku şeyden tükür kokusu değil mi abi? Gördüğünüz gibi dumanı üstünde ama tükür kokusu var biraz. Kötü demeyeyim, güzel ya. Berrak temiz bir su. Evet. Hamamlara geldik dostlar. Vanna dediğimiz işte bu küvetler. Bu su minerallerinden dolayı sağlığa faydalıymış. Kaynağı burası ha, menbe burası. Evet. Bir tane de havuzumuz var. Küçük de olsa gayet güzel. Suda ne türde mineraller var? Sağlamlığa nasıl yararları var? 14 kimyevi maddedir bunlar. 14 kimyavi madde var içinde öyle mi? Deri zührevi, astihandroz, vaspane, neprastan, sonsuzluğu. Ha yani genel olarak cilt hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Evet. Burada istirahat etmeye geldiğimizde odalar var kalabileceğimiz, evet, doğru mu? Evet. Bu odaların bir adamın bir günlüğü 50 manat. Bir günlüğü 50 manata seher istirahat edebiliyor. Akşam yemeği, seher, gün orta ve akşam yemekleri gibi. Dahil mi? Kalma, masaj, vanna, fizyoterapi. Hepsi içinde 50 manat. Havuzlardan da istifade beğeni edebiliyoruz. Şeylerden, küvetlerden de. Süpermiş. On numara. Mətbəximizdeki milli mətbəximiz çox güzel. Orijinal Azərbaycan mutfağı buradadır. Sağ olun. Sağ olun, buyurun. Yenə qabaqda görəcək. Lazım olsa qabaqda. Gələcək, tamam. Sağ olun. Bu gördüğünüz tesis fiyatları falan oldukça münasip dostlar. Tabii ki daha lüks böyle tam anlamıyla otel 3 yıldızı, 5 yıldızı neyse artık böyle otel tarzında yerlerde var. Onlar da sizin bütçenize bakar artık. Masallı'nın futbol takımının ismi de bu çayın isminden geliyormuş. Yani Village Futbol Kulübü mü abi? Village Futbol Kulübü. Burada bu futbol kulüpleri nasıl çalışıyor? Bu Türkiye'de birincilik var, ikincilik burada var, üçüncülük var. Bir var, iki var ha. Village ikincilikte mi? İkincilik. Hadi bakalım inşallah birincilike çıkarsınız dostlar. Görüyor musunuz? Bakın burada sizce yol var mı? Bence yok. Buralarda var mı? Yok. Bu araba nasıl gelmiş buraya? Tabii ki yol olmayan bu yerden. Bu Ladalar dağ keçisi gibi herhalde. Herhalde değil, öyle. Yani bu yolu gelen arabayı ben tebrik ederim. Geçen de bir videoda söylemiştim ya Rus arabası ne kadar iyi olabilir diye. Sözümü geri alıyorum arkadaşlar. Bunlar tam bir dağ keçisi. Rayonlarda bu otomobillerden çok görmemizin sebebi de tabii ki bu gördüğünüz yolları aşabilmek. Hatta yazın çayın içine bile sokuyorlarmış arabayı yani. Çok biraz çılgınca gelebilir ama bence güzel olur yani. Offroad gibi düşünsenize. Evet arkadaşlar, çayı gezmeye devam ediyoruz. Hava çok berrak, tertemiz. Nefes aldıkça insanın ciğerleri açılıyor. Yemyeşil zaten. Bizde bu öncede rutubet çok. %85. O yüzden burada sıcaklık çok sıcak hissediyor. Soğukluk da çok soğuk hissediyor. Ama biz şu an bahar ayında olduğumuz, evet, için ben negatif hiçbir şey hissetmiyorum, evet, yani. Çok sıcak olsaydı da atardım kendimi şuraya, evet, çok da. Bundan da güzel yerler doğru atlatacağım. İnşallah. Rastgele. Sağ olun abi. Nasıl, var mı balık? Bir tane tuttum, o da düştü suya. Gelir devamı inşallah. Ne balıkları var burada? Biz zıgar değildi ona. Zıgar? Evet. Olur mu, bakabilir miyim bu şeye? Bak. Evet. Karadeniz'de
gölde biz de balık tutarken bu şekilde göstergelerden kullanıyorduk arkadaşlar. Solucan herhalde bu ha? Belki. Solucanla tutuyorsun. Zıgar balığı tutmaya çalışıyorsun. Biz gezmeye devam ediyoruz. Dönüşte eğer tutsan gösteririz onu da. Sağ ol. Hadi rastgele. O kaygan. Hakikaten kaygan. Arkadaşlar böyle dağ, tepe, bayır demeden çıkıyoruz. Hadi ben geziyorum. Şu anda benim işim bu. Ama Hagani ve Elvin abiler de bana eşlik ediyorlar. Bu arada aranızda bilmeyenler de vardır belki. Karadenizliyim arkadaşlar ben. Karadeniz'deki yeşilliğe böyle biraz yamaçlar olur yani. Engebelidir arazi. Oraya benzettim. Çok da güzel görünüyor. Tamamen doğal. Daha önceden çok daha böyle orijinal haldeymiş ama zaman geçtikçe dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da bazı şeyler eksilmeye başlamış olabilir. Ama bana sorsanız tamamen doğal yani gayet güzel görünüyor. Yaz aylarında gördüğünüz yerlerde kalabiliyorsunuz. Yol üstünde bu şekilde bulaklar var. Burada Çiril Elfası'na yazılı Qarabağ uğrunda helak olanların katiresinden. Masallı rayon polis şubesinin reisi Halkovnik Sadıkov Nizami oğlumla. Evet, yolculuğa kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Su bölgesindeyiz hala. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Böyle meşelik yani orman üstü yerleri gezerken tabii ki bu yollar da işin eğlencesi. Ama eğer böyle bir otomobiliniz varsa işin eğlencesi, o bizim Volga ile buralara gelme şansımız yoktu. Yani imkansızdı. Hagani abiye, Elvin abiye tekrardan teşekkür ediyorum. Yine böyle güzel yerlere getiriyorlar, gezdiriyorlar. Tabii ki bu sayede sizler de çok güzel manzaralar görmeye devam edeceksiniz. Dostlar şahane bir yere geldik. Ne ağacı bu? Alça. Alça, erik ağacı ha? Erik ağacının bu kadar güzel çiçekleri olduğunu bilmiyordum. Güzel görünüyor. Burada oturduğunuzu, işte sandalyenizi, masanızı kurdunuz, çayınızı aldınız ve bu şekilde oturup doğaya bakarak bu sessizliğin içinde, kuş seslerinin içinde dinlendiğinizi varsayın. Bence yeryüzündeki cennet diyebiliriz bunun için. Gerçekten çok güzel görünüyor.
Burası Baraj Gölü arkadaşlar. Sağ tarafta gördüğünüz alan da Vileş Milli Park. Korumalı alanlar buralar. Hayvanlar için, doğa için. Çok da iyi yapmışlar. Baksanıza şu güzelliğe. Uzun zamandır böyle doğanın içinde yürümemiştim. Yeşillik kokusunu bu kadar derinden hissetmemiştim. Tam manasıyla terapi gibi geldi bana. Antidepresanlar, ilaçlar, ilaçlar, bundan hiçbirine gerek yok arkadaşlar. Çıkıyorsunuz, geliyorsunuz buralara. Cennet gibi yerler, şuraya baksanıza. Şu yeşillerin içinde çok değil, bir yarım saat yürüyüş yapsanız zaten bütün o beyninizdeki dalgaların hepsi tak 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 yerine oturacaktır ve kendinizi daha mutlu, dinç hissedeceksinizdir dostlar. Yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda yardımlı reyonuna gireceğiz. Yardımlı'ya gelmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi de burada bir şelale var. Tek Dam Şelalesi ya da Yardımlı Şelalesi. Onu göreceğiz. Babası buralı olan ve uzun zamandan beri beni takip eden Seyit adlı bir izleyicim var. Sağ olsun sürekli her zaman yanımda oldu. Buraya gelmemi de çok istemişti. Bu araba olmasa buralara gelemezdim büyük ihtimalle. Çünkü Volga öyle yollardan geçmesi biraz zor oluyor. Şu ana kadar geldiğim yol da fena değil aslında ama bundan sonrasında ne bekliyor bizi göreceğiz. Şu anda siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum. Çok güzel bir manzara var arkadaşlar. İyi ki de gelmişim buralara. Şuranın güzelliğine bakar mısın? Antalya'da görmüştüm buna benzer şelaleler. Burası da oraya benziyor ama ayrı bir güzelliği var tabii ki buranın. Şu anda sezon olmadığı için tabii ki bir kalabalık yok. Ama sezon aylarında, yaz aylarında böyle gelip buralarda çay içip serinlemek mümkün olur. Çok da güzel olur yani. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Çok güzel görünüyor.
Dostlar gezdik, dolaştık, yeşillik, böyle cennet gibi arazilerden çıktıktan sonra tabii ki oksijenle birlikte acıktık. Acıktıktan sonra da geldik Azerbaycan'ın meşhur lüle kebabı ve tike kebabını yemeye. Burada Hagane abi ve Elvin abi beni konak ediyorlar, ağırlıyorlar. Hala da devam ediyoruz. Akşam da görüşeceğiz inşallah. Lenkeran'a doğru gitmeyi düşünüyorum. Böyle dostlar. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Aranızda oruçlu olanlar vardır. Malum Ramazan ayındayız. Bundan 1-2 ay sonra izleyenler için Ramazan ayında olmayacaksınız ama yine de ben gözünüzün önünde yemeğim. Şimdiden bize afiyet olsun. Devam edeceğiz. Masallı gezimiz bitti. Şu anda Lenkeran'a doğru yolculuk yapmaktayım. Öndeki otomobilde Hagane abiyle Elvin abi var. Özellikle Lenkeran'a kadar biz seni götürmek istiyoruz dediler. Abi dedim gerek yok. Mecbur dediler götüreceğiz. Başka yolu yok. Yani buralarda böyle bu şekilde konak ağırlıyoruz dediler. Allah razı olsun ikisinden de. Bu şekilde önlü arkalı 49-50 kilometre yaklaşık buradan Lenkeran. Lenkeran'a doğru giderken şunu da eklemek istedim. Gördüğünüz gibi şehirler arası yollar gayet temiz, düzgün. Şu ana kadar hiçbir yamaya, çukura veyahut da bir problemli bir yere rast gelmedim. Şehirden biraz uzaklaştığınız zaman, rayonların içine veyahut da kasabalara doğru gittiğiniz zaman ister istemez yollar bozuluyor arkadaşlar. Şu anda önde gördüğünüz Elvin abinin kullandığı tarzda veyahut da benim kullandığım tarzda sedan otomobiller bu yollar için pek de elverişli değil. Biraz tanımak lazım. Nereye gideceğinizi önceden bilmek lazım. Ben şimdi bilmeden çıktığım zaman bazı yerlerden geri dönmek zorunda kalıyorum. Yarın öbür gün eğer Azerbaycan'ı ziyaret ederseniz, bir otomobil kiralamak isterseniz mutlaka 4x4 bir jip kiralamanızı tavsiye ederim. Veyahut da buraya gelip otomobil satın alırken de bu konuyu gözden kaçırmayın dostlar. Şu anda şehir içindeyiz. Kamerada sis çok da belli olmuyor. Olmaması daha iyi tabii ki zaten. Şu anda da böyle bir mekana geldik. Gerçekten çok güzel görünüyor. Borane. Borane mi ismi? Yani Bakü'deki mekanlardan seçilmiyor yani öyle söyleyebilirim. Şehirden ilk izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle güzel mekanlar var. Sağda gördüğünüz cadde Bakü'deki Targovi Caddesi'nin işte Lenkeran usulü diyebilirim. Yarın gündüz olduğu zaman daha iyi göreceğiz buraları. Yani ilk izlenimler güzel. Şimdi bir otel bulacağız. Çok aramaya da gerek kalmadı. Şu Salyut Otel diye bir yer var. Oradan bir oda tuttuk. Ondan sonra fiyatlar da aynı masaldaki gibi. Yani 30 manata falan yerleşebiliyorsunuz. Dostlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Masallı'da beni gezdiren, ağırlayan, yediren, içiren Hagane ve Elvin abime çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir gün geçirdim onlar sayesinde. Abiler, çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Elinize çok mutluluk. Mutlaka tekrar görüşürüz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Dostlar siz de kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.